Merhabalar. Senex Derneği, yatay dayanışma ilişkilerini tesis ederken hiyerarşik düzenden kaçınan, sahaya inilmez, çıkılır, çünkü saha bizden üstündür mentalitesini benimseyerek, sahayla biro arasındaki engelleri kaldırmayı amaçlayan, aynı zamanda yaşlanmayla alakalı sosyal sorunları yalnızca ontolojik olarak görünür kılmayı değil, bu sorunları interdisipliner bir yaklaşımla ortadan kaldırmayı hedefleyen bir sivil toplum girişimi olduğu için bu oluşumda gönüllü olarak yer almak istedim. Merhaba, ben Zeynep. Ortu Sosyoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Toplumdaki her grubun nasıl eşitsizliğe ve ayrımcılığa maruz kaldığını hepimiz biliyoruz. Yaşlıların da aynı şeylere maruz kaldığını ben özellikle geçtiğimiz COVID aylarında daha net gözlemleyebildim. Ve sonuç olarak da bu alana merakım olduğunu fark ettim. Yaş ayrımcılığının ne olduğunu, toplumdaki diğer sorunlarla ne gibi bağlantıları olduğunu ve nasıl çözümler üretebileceğimizi de öğrenmek için en doğru adresin Senex olduğuna karar verdim ve Senex'te gönüllü oldum. Merhabalar, ben Sadiye Ersoy. Uzun zamandır yaşlılık konusuyla ilgileniyorum ve bu konuda özgün çalışmalar üretmek istiyorum. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği gönüllü staj programında da bu yüzden gönüllü olmak istedim. Staj programına katılmak istememde beni motive eden en büyük şey yaşlılığa olan ilgim, merakım ve sevgim. Bu programda azmim, enerjim ve isteğimle hem kendime hem de Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'ne değer katacağıma inanıyorum. Senex Derneği'ne gönüllü olmamın sebebi, her ne kadar pandemiyle birlikte konuya ilginin artmış olmasına karşın ülkemizde sosyal bilimler alanında görece arka planda kalmış olan yaşlılık olgusunu ele alabilmek ve bunu yaparken de multidisipliner bir yaklaşım çevresinde bu kıymetli sürecin bir parçası olmaktır. Merhabalar, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine araştırmalar yapan bir sosyal bilimci, aynı zamanda da halk sağlığı alanında hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum çalışanıyım. Yaşlanma çalışmaları üzerine çalıştığım her iki konunun da çokça kesiştiği bir alan. Dolayısıyla Senex'e gönüllü olma motivasyonum bu kesişim noktaları üzerine çalışırken disiplinler arası bir yaklaşım sunan ve bilgi üretimini, aktivizmi ve savunuculuk faaliyetlerini bir arada yürüten ve bu zengin karşılaşma ortamına dahil olmak isteyen herkesin genç sayıldığı bir platformdan beslenmek oldu. Akademik sivil toplum ve yerel yönetimleri bir araya getiren ve bu alandan bolca genç temasla beslenmeni sağlayacak bir ortamda olacağım için çok heyecanlıyım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben İpek Gülmüş. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'ne gönüllü oldum. Çünkü ülkemiz yaşlanmakta olan bir ülke ve bu alanda ilgili çalışmaların çok fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği, yaşlanma alanıyla alakalı güvenilir ve nitelikli kaynakları saha araştırması yaparak sunuyor. Ve bu araştırmaların devletin ve yerel yönetimlerin uygulayacağı politikalar üzerinde önemli bir role sahip olabileceğini düşünüyorum. Ben de bu alana katkı sunmak ve kendimi geliştirmek için Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'ne gönüllü oldum. Merhaba, ben Dalım İlteriş Mayadağlı. Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yaşlılık çalışmalarına ve yaşlı haklarına olan ilgim Senex'i keşfetmem ile başladı. Bu keşif sayesinde yaşadığım olaylara, okuduğum haberlere, izlediğim dizilere olan bakışımın değiştiğini fark ettim. Senex'in gönüllülük programı açtığını duyunca bana bu kadar katkı sağlayan derneğe ufak da olsa katkı sağlamak ve yeni bilgiler öğrenmek amacıyla gönüllülük programına başvurdum. Herkese merhabalar, ben Tuğçe. ODTÜ Sosyoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Akademik anlamda yaşlanma çalışmalarına ve yaşlılığa ilgi duyduğum için Senex Derneği gönüllülük başvurusunda bulundum ve çok gariptir ki Türkiye'de bu çalışmaların az olması Senex Derneği bizim için bu noktada çok kıymetli kılıyor. Hem akademik anlamda hem entelektüel anlamda bana katacağı şeyleri düşünmek beni çok heyecanlandırdı ve güzel bir deneyim olacağını düşündüğüm için Senex Derneği'ne gönüllülük başvurusunda bulundum.